Günden kalanlardan herkese tekrar merhaba, iyi akşamlar diliyorum efendim. Haftanın son işlem günü, yine yoğun bir akışımız var, dopdolu bir akışımız var. Birazdan Hakan Güldağ da bizlerle olacak ama önce rakamlara göz atalım, ardından da Ankara gündemini alacağız. Borsa İstanbul tarafı şu anda yatay görünümde. Aslında bankacılık endeksinin yükseliş gösterdiğini görüyoruz ama sanayi tarafı bugün bankalara eşlik etmiyor. Dolayısıyla endeks tarafında bir süredir ağırlığı azalmış bankacılığında pozitif olmasına rağmen şu anda endeks negatif, yatay bir seyir içerisinde. Dolar TL'ye baktığımızda 8.43, Euro TL gün içerisinde onun altını gördü. An itibariyle 10, Euro dolar 1.1864, burada majör bir hareket yok. Hafta içerisinde, çarşamba, FED sonrasında özellikle dolar endeksinin bir miktar sakinlediğini görmüştük diyelim. Şimdi baktığımız zaman tahvil tarafında içerideki fiyatlamalarda 2 yıllık 18.73, 10 yıllık da bir miktar daha gerileme gerçekleşti. Bunun altını çizelim. Avrupa borsaları satıcılığı, genel tablo kırmızı. Ceren Dilekçi birazdan bizlere detaylarını aktaracak. ABD borsalarına dönüp bakacak olursak da şu anda Nasdaq tarafında özellikle satışların ağırlıklı olarak hissedildiğini görüyoruz. Burada da Amazon'a dikkat çekelim çünkü 3. çeyrek projeksiyonları beğenilmedi. Bir yandan da tabii ki endeksteki ağırlığı dolayısıyla da şu anda Nasdaq tarafında özellikle satış baskısına neden oluyor. Emtia tarafında altını bu hafta yine çok konuştuk. 1822 dolara kadar an itibariyle geldi. Bir miktar bugün geri çekilme var aslında. Sabah saatlerinde konuştuğumuzda 1832 dolara kadar da gelmişti. Yani 15 Temmuz'dan beri en yüksek seviye bu. Ardından bir miktar burada bir satış geldi. Gram altın zaten dolar TL'deki geri çekilmeden de nemalanarak halen daha geri çekilme eğilimi içerisinde. Bitcoin 40 bin doların hala altında, hafta içerisinde 40 bin dolar test edilmişti, 39 bin dolar. Brent tarafında da şu anda geldiğimiz son seviye 76 doların üzeri. Ankara gündemini alacağız. Arzu Türkuçar bizlerle, hoş geldin yayına Arzu. Hemen söz sana bırakıyorum. Haftanın son gününde neler konuşuluyor Ankara'da? Merhaba Gözde Kuyumcu. KDV ve Türk Lirası mevduatındaki stopaj indirimi 2 ay daha uzatıldı. KDV indirimi salgından etkilenen sektörleri desteklemek amacıyla bir yıl önce uygulamaya alınmıştı. Bu uzatmayla birlikte tedbirlerin devam ettiği süreçte 3 kez daha uzatılmış oldu. Süresi 31 Temmuz'da dolan KDV indirimi için Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan da açıklama geldi. Bakan Elvan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KDV oran indirimlerinin süresinin 30 Eylül'e kadar uzatıldığını duyurdu. Bir diğer süre uzatılması ise stopaj indirimine yönelikti. Ekim 2020'de Türk Lirası ile birikim yapmayı teşvik etmek amacıyla başlatılan stopaj indirimi uygulamasında da süre uzatıldı. 6 aya kadar vadeli hesaplarda %15 olan oran %5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda %12'den %3'e çekilmiş, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise sıfırlanmıştı. Bu konu hakkında Bakan Elvan da açıklama yaptı. Stopaj indirimi Eylül ayının sonuna kadar uzatıldığını ifade etti. Böylece Türk lirası mevduatların cazibesini arttırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz dedi. Başkent Ankara'nın diğer bir gündemi ise elbette ki aslında Türkiye'nin ciğeri yanıyor. Orman yangınları devam ediyor. Başkent Ankara'dan da yakından takip ediliyor. Bu noktada 6 kentte 20 noktada yangınlar devam ediyor. İktidar ve muhalefet bir kez daha karşı karşıya geldi. Nedeni ise yangınlara müdahale için kullanılan uçakların sayısıyla, miktarıyla ilişkiliydi. Muhalefet yangını söndürme uçağı alınmadığı, Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının ise kullanılmadığını öne sürdü. Bu noktada ilk açıklama İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den gelmiş. Akşener geçen yıl yaptığı bir konuşmayı hatırlatmış. Becerisizlikte bir dünya markası olan Tarım Bakanı'nı geçen sene de uyarmıştım. Bugün yine uçak yok, yine müdahaleler yetersiz dedi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Ve CHP lideri de Türk Hava Kurumu kayyum elinde yok oldu. Uçaklar yatıyor, pilotlar işinden oldu sözleriyle bu orman yangınlarına müdahaleye tepki gösterdi. Ve bu noktada da muhalefetin tepkilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefetin yangınla ilgili eleştirilerine
Bu bir eğer milli bakış gerektiriyorsa, eğer bu ülke milli olarak birlikte karar vereceğimiz veyahut birlikte dayanışma içerisinde adım atacağımız bir konuysa, buna herkesin aynı istikamette bakışı gerekir. Fakat bakıyoruz ki burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar devam ediyor. Burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici. Bizim bir tarafta ciğerimiz yanıyor dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tarım Bakanı'na yönelik eleştiriler vardı. Tarım Bakanı da Manavgat'tan yanıt verdi. Eksik müdahale yok. Coğrafyaya göre uçak değil helikopterlerin daha faydalı olacağı düşünülmüş. Zamanlı uçakları filoya katılmış. Türk Hava Kurumu ile ilgili sorunumuz yok. Olmaz da bu uçak uçabilecek kapasitede değil, uçsa dahi performans verebilecek kapasitede yok dedi. Habertürk yayınına katılan bir isim vardı. Tartışmaların odağındaki isim Türk Hava Kurumu Başkanı Cenap Aşçı Habertürk yayınına katıldı ve bu iddialara cevap verdi. Uçaklar hangarda çalışır halde tutulmuyor. Diyorlar ki bu uçakları niye çürütüyorsunuz? Hayır, bu uçakları çürütmüyoruz. Biz elimizdeki teknik ekiple bu uçakların günlük bakımlarını yapıyoruz. Uçakları çürütmüyoruz dedi. 20 hava aracı ile hizmet veriyoruz. 3 uçak, 17 helikopterimiz var dedi. Orman Genel Müdürlüğü'nün bizi çağırması lazım dedi Cenap Aşçı. Ve bu noktada bizim kendimizin su alıp atma şansımız yok. O nedenle sorumluluk ve yönetim Orman Genel Müdürlüğü'nde dedi. Muhalefeti ve iktidarı karşı karşıya getiren bu konu hakkında da tarafların açıklamaları bu yöndeydi. Başkent Ankara'da orman yangınlarını yakından takip ediyor diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım. Arzu Türk Uçar, çok teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları. Kısa bir ara, aranın ardından Hakan Güldağ'la buradayız. Günden kalanlardan tekrar merhaba. Hakan Güldağ bizlerle, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Haftayı kapatacağız ama biraz üzücü haberler çok. Yine bize eşlik ediyor. Gerçekten hani bilmiyorum ne denebilir. Hı. Bir şekilde hani müdahalelerin devam ettiği söyleniyor. 6 kent 20 nokta yangınlar ama devam ediyor ve işin biz tabii biraz bahsedelim. Öncelikli olarak tabii ki bunun hayatımız açısından tabii önemli ama bir yandan da tabii ekonomi tarafını konuşacağız, turizm tarafını konuşacağız, gıda tarafını dahi konuşacağız. Çünkü seralarında zarar gördüğü bir takım noktalarda söyleniyor. Ve tabii ki işin boyutu da enteresan. Yani eş zamanlı pek çok noktada can kayıpları, doğaya olan zararı, ekonomiye olan zararı. Yani işin neresinden tutsanız konuşacak çok fazla konu var. Doğru tabii. Yani tabii ilk başta can kayıpları. Hı hı. Yani baktığınız zaman o tarafından da içimiz yanıyor, ormanlar yanıyor. Zaten hepimizi üzen, yani biz hakikaten millet olarak böyle bir orman yangını hepimizi üzen bir konu. Yani bazen bazı yerlerde Rusya'da filan ya ormanlar yanar filan ama oralarda ormanlar bol. Biraz da böyle bol olan yerde de çokça yangınlar da çıkabiliyor. Bazı yerlerde hiç müdahale bile etmiyorlar. Hı hı. Çünkü ağaçlar kendiliğinden bazıları yanıyorlar. Biraz ormanın tekrar kendini yenilemesi için de bazılarına müsaade ediliyor. Ama tabii ki şu hakikaten başka bir tabloyu gözümüzün önüne serdi. Ekonomik kayıplarının ötesinde tabii hem insan kaybımız var, hem de oradaki canlı varlıklarda, yani hayvanlar, pek çok canlılar, belki bazı türler bilemiyoruz ki. Yani o kadar ciddi şekilde etkileniyor ki bundan. En önemli mesele bence bu. Ama onun ötesinde dediğiniz gibi bir de yani hakikaten biz bunlara üzülürken ortaya çıkmış olan bir sürü tartışma var. İşte biraz önce de Ankara haberleri ifade edilirken de söylendi. Türk Hava Kurumu'nun uçakları kullanılıyor, kullanmıyor, yok kalkabilecek durumda değiller filan. Bunlarla ilgili böyle hani herkesin kendi tarafından baktığını hissettiğiniz, aslında böyle bir durumda elde ne imkan varsa işin içine girmesi gereken bir ortamda maalesef bu tartışmaları da yaşıyoruz. İşte Türk Hava Kurumu açıklama yapıyor, bizim uçaklarımız bakımları yapılıyor ama bizi çağırmaları lazım deniyor. Neden çağrılmıyor? Baktığınız zaman bakanlık
açıklama yapıyor. Genel müdürlük açıklama yapıyor ki bu uçaklar kullanılmaz halde, çürümüşler deniyor. Kurum hayır biz çürümedik, biz bunlara bakıyoruz diyor. Biraz önce sohbet ediyorduk işte bunların gösteri yaptığı dönemi de biliyoruz. Hani bundan da çok uzak bir zaman 2019. Değil. 2019 yani siz daha iyi hatırlıyorsunuz. Yani kimi işte 5 ton su taşıma standardı getirmiş idare bu konuya. Bunlar işte 4.7 ton taşıyabiliyorlarmış. Yani hakikaten böyle 0.3 ton için, 300 kilo için mi bu kadar büyük tartışmalar ve ekipman eksikliği ortaya çıkıyor. Hakikaten o tarafı insanın canını sıkıyor. Yani görüntüler böyle... hakikaten dediğiniz gibi çok üzücü. Bir de o orman alanları tabii rehabilite edilecek mi, neler olacak, hep bunlar böyle sosyal medyada da tartışılıyor. Ve tabii aynen ki öyle. Bu yani milli servet. Yani bizim ormanlarımız yanıyor ve hani can kayıpları öyle, işte ekonomi tarafında konuşuyoruz. İşimiz gereği tabii ki ekonomiyi de konuşacağız. Yani bazen hani tepkiler gelebiliyor böyle işte hani öncelikli olarak bunu da, ama biz yani ekonomi kanalıyız. Dolayısıyla hani şimdi mesela ilk başta bir kere turizm sezonundayız. Doğru. Bu çok kıymetli. Sizle geçen hafta da konuşuyorduk. Delta varyantı zaten ne kadar etkileyecek, etkileyebilir diye. Şimdi turist rakamlarını aslında takip ettiğimizde, ki biliyorsunuz dün Şahap Kavcıoğlu 20 milyar dolarlık bir beklenti olduğunu söyledi. Oldukça iyimser karşılandı. Doğru. Ki bu işte kişi başı harcamalarla hesaplandığında 2019'a göre, tabii ki bunu baz alarak söylüyoruz, 30 milyon turist olarak ifade ediliyor. O 30 milyonun neresindeyiz? Oldukça altında gözüküyoruz. Doğru. Bir de şimdi mesela bu haberlerle birlikte işte uçaklar iptal olur mu? Bunu duyan hani dış basında nasıl görülüyor? Biliyorsunuz dış basında bir sürü manşetler atılıyor. Yani aynen Türkiye öyle. Yanıyor diye böyle evet. Manşetler. Tabii ki bu turizm tarafında, ki dün de işte otellerin, yine biliyorsunuz pek çok noktadaki otelin işte boşaltıldığını vesaire gördük. Dolayısıyla biraz tabii bu tarafını konuşacağız. Yani kesinlikle etkiliyor. Zaten sektör temsilcileriyle konuştuğumuz zaman da yani şöyle bir hava vardı bütün bu delta varyantına rağmen, yani deniyordu ki Ağustos'u da biz bir şekilde atlatırsak, tabii ki 2019 rakamını 2018 rakamını yakalamak çok kolay olmayabilir. Yani bunu herkes kabul ediyor ama en azından işte o Merkez Bankası'nın da ifade ettiği senaryo, 20 milyar dolar senaryosu kısmen gerçekleşebilir gibi görülüyordu. Neden kısmen? Çünkü gelenlerin ağırlığı her şeye rağmen Ruslar. Rusların da harcama rakamları biraz daha Almanlara ve İngilizlere göre, özellikle yani 3 bizim büyük kaynak pazarımız var turizmde. İngiltere, Almanya ve Rusya. Bu üçüyle biz, yani bu üçü zaten %50'nin üzerindedir. Öyle baktığınız zaman İngiltere ve Alman turiste göre, İngiliz ve Alman turiste göre Rus turist biraz daha az harcıyor. O noktada belki 20 milyar bulmayabilir deniyordu. Ama şimdi bu yangınlarla, az önce söylediğiniz hikaye, hakikaten Almanya'da her gün bir işte manşet demeyelim ama bir haber çıkıyor. Gazetelerde de çıkıyor, televizyonlarda da çıkıyor. Ad vererek de söylüyorlar, Marmaris yanıyor, Bodrum yanıyor, şurası yanıyor, burası yanıyor diye. Ve hep turizm destinasyonları. Hep turizm destinasyonları. Zaten bu kadar tartışmanın da bir anlamda gündeme gelmesi, hani siz ekonomi tarafını daha çok konuşalım dediğiniz için söylüyorum. Yoksa bunun böyle hani tesadüf olması biraz zihinleri zorlayan bir tesadüf. Mutlaka yangınlar çıkıyor, yangın yoktur denemez. Ama bunun bir... şöyle ya da böyle artık terörle ya da başka nedenlerle suçu kısmen terörün üstüne atarak, mutlaka işin içinde terör tarafı da var. Bazı turizm yerleşkelerinde diyelim kendine yer açmak için ormanları yakma noktaları, bunlar hiç olmadık işler değil. Maalesef hiç olmadık işler değil. Hani söyleniyor bunları çok konuşmayalım, aman bunlar spekülasyon falan diye, ama yani daha önce hayatımıza girdi bunlar. İşte bugün tartıştığımız bir otel, aman etrafına geldi orman, otel ne olacak filan, boşaltalım denilen bir otel. Daha önce zaten yanmış bir alana kurulmuş bir oteldi. Bunlara hiç o zamanki bakanlarımız ya çivi bile çaktırmayacağız deniyordu, ama çivi değil, tesisin kendi yapıldı. Bu sadece işte güvercinlik
işte şurada burada da değil. Yani Rize'de de oluyor bu, Trabzon'da da oluyor bu. Hı hı. Yani orman yangınından sonra bunlara rastlayabiliyoruz. Olmayacaksa olmayacağını herkesin bilmesi lazım ki bu kaygılar ve kuşkular tamamen kafamızdan, zihnimizden çıksın. Ayrıca teröristin işi terör yapmak zaten. Yani o yakacak, yakmakla, yakmak istiyor. Sağa sola bildiriler dağıtıyorlar ya da açıklamalar yapıyorlar. İşte ateşin çocukları şu bu filan diye. Bizim sonuçta bunlara karşı tedbir alıyor olmamız lazım. Yani neresinden baksanız tartışılacak konu çok. Ama ekonomi tarafına bakınca turizmi etkiledi mi etkiliyor. Bir kere otelleri boşaltıyorsunuz. İster istemez bunun bir etkisi olacak. Ağustos'u iyi geçirirsek bu seneyi atlattık yaklaşımı daha fazla sektörde vardı. O senaryo şimdi biraz tabii darbe almış vaziyette. Yine de çok ümitler kesilmiş değil. İşte konuştuğumuz zaman 15-16 milyar doları gene bulabiliriz yaklaşımları var. İşte Eylül'e kadar, Eylül'ü de dahil ederek turizm sezonu bugüne kadar geldiği gibi en azından devam ederse o rakamların da yakalanabileceği görünüyor ki biraz sezonun, tabii sezonun uzaması bir şey fakat sezon, turizm sezonunda olduğu kadar turist geleceğini de beklememek lazım. Sezon biraz uzasa bile Kasım'a falan sarkabilir diye. O çalışmalar da var. Hı-hı. Yapıyor. Sektör de yapıyor. Sektör de çünkü belli bir noktaya geldi. Artık hani ayakta kalabileceğini de hissediyordu. Şimdi şu yangınlara kadar. Bu yangınlar biraz olumsuz yönde etkilemiş görünüyor. Ama bakalım, yani işte kontrol altına da alınıyor. Bir yandan da çalışmalar sürdürülüyor. O belki haftaya bu yangınlar iyice bir kontrol altına alınırsa Türkiye'ye gelme hevesini görüyoruz biz turistlerde. Hep konuşuyoruz değil mi sizinle? Var ama. Hı hı. Yani onu görüyorsunuz mesela kırmızı listeye almasına rağmen İngiltere ne oldu? Ucuz diye Türkiye özellikle kırmızı listeyi de göze alarak gelen İngiliz turistler de var. Onu da görüyoruz. Hatta öyle ki şimdi İspanya'da aynı konumda olduğu için İngiltere nezdinde İspanya'ya gitmek yerine oraya da gitsem ben nasıl olsa otelde 10 gün bekletecek Londra'da, Glasgow'da neredeyse artık diye Türkiye'yi tercih edenler var. Türkiye ilk defa destinasyon, yani gidişte İspanya'yı geçti. Yani tarihinde ilk defa pandemi sırasında Türkiye İspanya'yı geçmiş oldu. Aynı şekilde mesela İspanya'nın sektörünün de çok kötü etkilendiği haberleri geliyor. Mesela Türkiye'de henüz bildiğimiz işte bankaların kolaylık göstermesidir, uzatılmasıdır, yeniden yapılandırmalardır ama Türkiye'de şu anda en azından biz şu turizm tesisleri ödeyemedikleri için kredilerini iflasa gittiler ya da icralık oldular diye bir takım şeyleri çok duymuyoruz, görmüyoruz da. Çünkü çok fazla böyle bir şey yok. Ama İspanya'da bu onlarla yüzlerle ifade ediliyor, bu tür sıkıntıları yaşayan tesisler. Yani baktığınızda hani Türkiye ve İspanya'yı özellikle karşılaştırıyorum çünkü ikisi de büyük Avrupa'nın turizm destinasyonları. Kaynak ülkelerin, yani İngilizlerin, Rusların, Almanların, diğer Avrupa ülkelerinin çok tercih ettikleri iki ülke. Öyle bakınca Türkiye'nin durumu biraz yani İspanya karşısında daha iyi görünüyor aslında sektör bakımından da. Ama tabii bu yangınlar işi maalesef meseleyi biraz senaryoları olumsuza doğru çevirdi. Ama kontrol altına alındığında, birlikte çalışıldığında orada da senaryo tekrar düzelebilir. Çünkü Türkiye'ye bir gelme ihtiyacı var, isteği var. Rus turistlerin gelmeye devam etmesi önemli. Şu anda zaten baktığımız zaman bir numara Ruslar ve Ukraynalılar görünüyor. Yani ilk iki üç sırayı onlar paylaşıyorlar. Ukraynalılar zaten başından beri hiç gelmedi. Rusya biliyorsunuz bir ara bu pandemi nedeniyle bir ara verdiler onlar. Ciddi bir sıkıntı yaratmıştı. Ama sonra tekrar açtılar. 22'sinde açmış oldular ve hızlı bir turist girişi başladı. Şu anda 2,5 milyon
Rus turist gelmiş vaziyette. 4 milyona ulaşabileceği söyleniyor bu sene. Evet, genellikle 7 milyon geliyor. Onun karşısında az bir rakam ama 4 milyon da yine de turizm sektörünün hani sıkıntılarını hafifletebilecek bir rakam. Onun için bunun devamını istiyorlar. 2,5 milyonu da geldi zaten. Rusya'da da bu pandemi meselesinden vakalar bizde hızlıca bir artış gösterince böyle 4 binlerden 20 binin üzerine çıkınca böyle son birkaç günde biraz tartışma oldu. Acaba bu tekrar Türkiye'ye bir gitmeme kararı alınsa mı, tekrar bir heyetler gidip inceleme yapsa mı? Bunlar da oradaki Rus gazetelerinin de haberlerine düştü. Rus televizyonlarında da ifade edildi. Ama şimdi Rus hükümetinin yaptığı açıklama o konuda ferahlattı bizim turizmcileri. Yani o anlaşılan Rusya böyle bir şey yok. Hani böyle bir yeni yaptırım, yeni bir kısıt getirme gibi bir kararının olmadığını ifade ediyor. Yani o tarafından olumlu bir haber var. Ama yangınlarla beraber maalesef gelinen noktada bir darbe oldu. Ve çok çeşitli yerlerde sizin söylediğiniz gibi aslına bakacak olursak 6 turizm bölgesi diyelim. Çünkü 17 ilde var bu yangınlar. Hı hı. 17 ile kadar yayılmış vaziyette. İşte 70'ten fazla da yangın var. Şöyle de söylemek lazım. Tabii ki bu yangınların tamamı da işte terörizm nedeniyle ya da kendine yer açmak nedeniyle yapılmıyor da olabilir. Yani daha sakin de bakmak gerekebilir. Mesela Sayın Bakan bu sabah işte 4 bakan bir aradaydılar. Orman Bakanı da bir açıklama yaptı Pakdemirli. Hiç mesela o tarafına vurgu yapmadı. Hatta vatandaşları uyardı. Dedi ki ya buralarda şu dönemde bu kadar kuraklığın olduğu, bu kadar kuruduğu bir dönemde ormanlarımızın çok daha dikkatli olmamız lazım. Gerçekten çünkü küçücük bir cam parçası bile bazı çok olumsuz noktalara doğru götürebiliyor. Ama bir takım rakamlar da paylaştı Sayın Bakan. Mesela dedi ki doğru, Kanada çok ciddi yangınlar geçirdi bu dönemde. Geçen 1 milyon, sene biliyorsunuz evet, Avustralya'yı hep konuştuk. Avustralya dev yangınlar oldu zaten. Ama Kanada ile ilgili rakam verdi. 1 milyon 250 bin hektar dedi Kanada'da yanan. Hani Türkiye geçen sene toplamda 3 bin irili ufaklı yangında 20 bindir toplam hektar dedi. Yani çok büyük tabii fark var. Özellikle Amerika'nın batı kıyısında, batı tarafında, Oregon'da, Kaliforniya'da büyük yangınlar olduğunu biliyoruz. Hatta öyle ki 1980'li yılların başından son böyle bir yılda çıkan yangınlar, 1,5 yılda çıkan yangınlar 80'li yıllardan bu tarafa yanan toplam orman alanının %84'ü kadar bir yangın son 1,5 yılda oldu. Belki bunun işte tabii ki sadece o tarafa bırakmak da hiç doğru değil ama iklim değişikliğiyle de ilgisi var. Küresel ısınmayla da bu işlerin ilgisi var. NASA'dan biliyorsunuz bir harita görüntüsü paylaşılıyor çok fazla. Özellikle medyada. Orada da mesela birçok bölgede yangınlar oldu. Avrupa geneli, doğru. Türkiye. Yani hemen hemen pek çok noktada var ama tabii ki hani buna önümüzdeki dönemde nasıl önlemler alınacak? Asıl çünkü o. Değil mi? Turizm asıl destinasyonuyuz. Aynen. Bir yandan bizim için çok çok kıymetli. Hele ki bu dönemde devamını birazdan konuşuruz. Müsaadenizle Borsa İstanbul'da kapatalım şimdi. Tabii. 1392 puan seviyesindeyiz. Pozitif tarafa taşındı. Borsa İstanbul %0.09 sınırlı. Bankacılık tarafında iyimser bir tablo olduğunu söylemiştik. Yüzdesel bazda baktığımda Çemaş, Döküm, Sanayi AŞ birinci sırada %10'luk primiyle %8.81. Karsan Otomotiv, Torunlar Gıda onu takip ediyor. Gözde Girişim, Yapı Kredi Bankası, Borusan Sanayi diyelim bu şekilde ve bir yandan da tabii ki dün özellikle puan bazlı katkılarda demir çelik görmüştük. Bugün bankacılık, bunu konuşalım hemen. Burcu Kıratlı bizlerle, Philip Capital'dan hoş geldiniz Zeynep. Burcu Hanım, neler aktaracaksınız bizlere bugünkü bu gidişatla ilgili olarak? Merhaba Gözde Hanım, hoş bulduk.
Evet, bir gün önce genele yayılan alımlarla 1375 puandaki direncini zorlanmadan kıran BIST 100'de bugün kar satışları yaşandı. Başta dünkü kapanış seviyesi olan 1392 üzerinde tutunamamış gibiydi endeks ve gün boyu ekside seyretti. Ancak daha sonra BIST 100 endeksi de bankacılık, metal ana sanayi, teknoloji sektörlerinin pozitif yönde destek vermesi kayıpları neredeyse tamamen almasına yardımcı oldu. Aslında endeksteki pozitif hareket genele yayılmaya çalışıyordu diyebiliriz. Kar satışlarına rağmen yine de kırdığı 1375 puan üzerinde kalarak bu bölgeyi destek olarak kullanabilirse endeksin önce 1406 puandaki direncini sonrasında da yeni yüksekleri test edebilecek kadar gücü kendisine bulabileceğini düşünüyoruz. Dünkü yükseliş hareketi sonrasında orta vadeli teknik indikatörlerin pozitif bölgeye geçmesi kar satışlarıyla karşılaşan endeksin yükselişini devam ettireceğini düşündürüyor bize. Bu BIST 100 tarafında olumluyuz. Avrupa tarafına baktığımızda Euro bölge ekonomisi ikinci çeyrekte beklenenden daha çok büyüdü. Fransa, İspanya ve özellikle İtalya'da pozitif sürprizler bugün Almanya'da yaşanan hayal kırıklığını telafi etti biraz. Enflasyon açıklandı. Haziran ayında %2.2 beklentileri aştı. Ancak Avrupa Merkez Bankası'nın daha önce bu konuda bir söylemi vardı. Kısa vadeli olmasını beklediği artışları izleyeceğiz ve biraz izin vereceğiz demişti. Avrupa'daki bugün hafif satışları belki buna bağlamak da mümkün olabilir. Amerika'daki hareketlerin adı Amazon ve Pinterest bugün. Bekleneni vermemesi, zayıf görünüm beklentisi açıklaması sonrası hissede satışları neden olurken Nasdaq endeksinde de satışlara sebep oldu bu durum. Satış daha fazla devam eder mi? Şimdiden bunu söylemek kolay değil ama endeksteki tek baskının sebebinin Amazon olarak görünüm beklentisini düşünmek de biraz satışların bahanesi oldu aslında. Çünkü pandemi döneminde evde kalıp her alışverişini online yapan insanların pandemi sonrasında bu aktivitesinde azalma olması normal karşılanmalı. Diğer yandan dün yükseliş gördüğümüz Çinli hisseler yeniden baskı altında. Düzenleyici kurum araç çağırma şirketleri arasında yasa dışılığı ortadan kaldırmak için üst düzey bir uyarı yayınladı ve bu hareket ulusal şampiyon Didi Global'e yeni bir saldırı olarak yorumlandı ve Didi ADR'ları %7'den fazla düştü. Bu konuda Amerika-Çin arasındaki bilişim savaşının etkilerinden dolayı riskleri daha önceden konuşmuştuk. Bugünkü asıl satışın sebeplerinden birisini bu olarak görüyoruz biz. Fed'in para politikasında takip ettiği enflasyonun öncü göstergesi olan kişisel gelir ve harcamalar geldi bugün. Haziran ayında beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Kişisel gelirlerdeki artış enflasyon farkı için önemli olurken kişisel harcamalar iç talebin canlanması anlamına geliyor. Bu canlılık talepteki yoğunluğa bağlı fiyat artışı yani enflasyonun da yükselmesini destekliyor. Amerika'da enflasyon son ayda %5.4 ile 13 yılın en yüksek zirvesine çıkmıştı. Fed ise bu yükselişin birkaç ay daha sürebileceğini ve geçici olacağını hem Haziran hem de Temmuz ayındaki FOMC toplantısında tekrar vurgulamıştı. Bize göre piyasanın hayal kırıklıklarından biri aslında dünkü büyüme rakamları oldu. Bugün Chevron, ExxonMobil, Berkshire Hathaway ve Caterpillar'ın bilançosunu izleyeceğiz ve endeksi olan etkilerini. Hisselerden bahsetmişken iki tane de hisse öneriyorum. Yine ilki Altis, Credit Suisse endeks üstü getiri tavsiyesi veriyor. Hedef fiyat $46. Altis, Amerikan kablolu televizyon yayınları sağlayıcısı. Credit Suisse bu şirketin çekici değerlendirmesine, güçlü hisse geri alım programına ve hızlanan büyümesine odaklanıyor ve yatırım tavsiyesinin tezin odak noktası olarak yüksek hızlı internet hizmetinden sağlanan net gelirin 2021'in 4. çeyreğinde normale dönmesi ve 2022'de büyümenin daha da hızlanması olarak görüyor. İkinci hissemiz Driven Brands. Yine Credit Suisse Endeks getiri tavsiyesi veriyor ve hedef fiyat $40. Driven Brands Holdings, Kuzey Amerika'da ve uluslararası alanda tamir ve bakım hizmetleri sunuyor. Üçüncü çeyreğe çok güçlü bir trendle başladı ve yaz boyunca araba kullanımı da arttıkça Credit Suisse yukarı yönlü fırsatlar görmeye devam ediyor ve daha uzun vadede de daha fazla araç kullanımı ve pazarlama faaliyetleriyle şirketin kendi girişimleriyle beraber istikrarlı çift haneli gelir ve fabrik büyümesiyle sonuçlanacağına inanıyor. Bizim hisselerden ve piyasalardan aktaracaklarımız bu kadardı. İyi yayınlar, iyi hafta sonları diliyoruz size. Teşekkür ediyoruz Burcu Kıratlı aktardıklarınız için. Şimdi Hakan Güldağ, biz tabii bu yangın meselesini konuşuyoruz. Hı-hı. Hani turizm tarafından devam edecek olursak, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii gündeminde elbette ki bu konu vardı. İşte 71 yangın çıktı, 57'si kontrol altına alın dedi. Az önce Bakan Pakdemirli İzmir Ödemiş'teki yangının da kontrol altına alındığını söyledi. Çok güzel. Şimdi buna çok kısa bir ara verelim çünkü
Bir de aşılama ile ilgili biliyorsunuz soru soruldu Erdoğan'a. Özellikle hani bu aşılama zorunluluğu meselesi. Evet. Dedi ki bayram tatiline vurgu yaptı. Hiç iyi olmadı dedi. Yani vaka sayıları işte artmaya başladı vesaire. Biliyorsunuz 20 binin üstündeyiz. Güncel rakamları bilmiyorum, onu belirteyim ama. Şimdi önümüzdeki dönemde tabii bu da bir mesele haline gelecek ve aşılama ile ilgili aşı karşıtlığı devam ediyor. Reel sektör, sektör temsilcileri biliyorsunuz hafta içerisinde biz sık sık dile getirdik. Bendevi Palandöken TESK Başkanı, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel gibi pek çok isim. Yani liste biraz uzun ama diyorlar İstanbul ki... İstanbul Ticaret Odası kesinlikle. Başkanı Şekip Avdagüç, o da çok tabii. Bu konuyla ilgili. Yani o daha teşvik tarafından tabii söylüyor. Sayın Avdagiç, o da son derece geçerli ama bir önceki, yani ondan hemen önceki tartışmalarda da daha bir süre önce reel sektörde şu başladı. Ya aşılanmış çalışanla aşılanmamış çalışan arasındaki sıkıntıyı nasıl halledeceğiz? Çünkü aşılanmış çalışan aşılanmamışın kendisine tekrar bulaştırabileceğini, bu riskin yüksek olduğunu düşünüyor. Yani çünkü aşılanan da olabiliyor. Yani tekrar bu hastalığa yakalanabiliyorsunuz. Bu da bilinen bir gerçek. Onun için ben hani bu emeği sarf ediyorum. Herkes yapsın aşılamayı ya da buraya gelip çalışmasın diye düşünüyor. Tabii bu bir de yeniden kapanma, vaka sayıları artınca yeniden kapanmaların gündeme gelebileceği endişesi ortamı, o endişe bir şekilde yükseldi. Yükselince özellikle bundan ciddi zarar görmüş olan hazır giyim gibi, yani perakende gibi, aynı zamanda yiyecek içecek sektörü, lokantalar, restoranlar, onların temsilcileri de bazı öneriler getirmeye başladılar. Mesela biraz önce söylediğiniz gibi işte Sinan Öncel'in bir bazı önerileri oldu. Bu konuda mutlaka aşılamanın zorunlu hale getirilmesi noktasında Avrupa'ya da işaret ederek taleplerde bulundu. Tabii Avrupa'da da bu zorunlu hale getiriliyor. İşte Fransa bu konuda epey bir adım attı. Yunanistan turizm tarafında ciddi adımlar atıyor ama bu aşılamayı da zorunluluk haline getirince oralarda da ciddi tepkiler oldu. Yani orada da herkes buna hemen kabullenmiyor işte. Bir aşı üzerinden bir kutuplaşma her yerde var. Ama Türkiye'de işte Kaya Demirel'in de ifade ettiği, TÜRİT Başkanı'nın da ifade ettiği konu belki biraz daha somutluyordu önerileri. Diyordu ki eğer çift doz aşısını yaptırmadıysa o kişi restoranlarda yemek yiyemesin, kafelerde oturamasın, kahvelere giremesin. Şimdi evde hatta, otursun noktası belki değil tabii dediğiniz gibi ama en azından belli başlı destinasyonlara giderken belki oteller, restoranlar, yani diğer insanları belki de riske atmamak adına böyle önlemler de olabilir. Yani sosyal hayatımı hatta biraz sloganlaştırmışlardı da konuyu. Hani benim sosyal hayatımı kısıtlama, ekmeğimi kazanayım diye böyle bir şeye de slogana da dönmüş vaziyette. Hani evde otur belki açıktan söylenmiyor ama tabii. Talep edilen o. Yani bizim buralara gelip de tekrar kapanmalara yol açacak bir noktaya doğru götürmeyin isteniyor aşılanmayanlara. Tabii ki bu mesela işte somutlaştırdıkları bir konu. Eğer 1 Eylül'den itibaren çift doz aşısını yaptırmamışsa bu kişiler gelip de restoranlarda, kafelerde, düğün salonlarında, işte spor merkezlerinde, spor salonlarında giremesinler. Bunu da 1 Ağustos'ta hükümet açıklasın ki, yani bu tedbirleri 4 hafta boyunca insanlara bu aşılanma için bir teşvik de edilmiş olsun diye bir öneri oldu. Aynı şekilde bizim çalışanlarımızdan da dediler, eğer bu çift doz aşısını yapmaktan imtina edenler varsa onları da ücretsiz izne gönderelim ki yani çalıştırmak durumunda kalmayalım. Ama tabii bunun düzenlemelerinin de yapılması lazım. Öyle hiç kimse kafasına göre kimseyi ücretsiz izne falan gönderemeyeceğine göre bunun kanuni düzenlemelerine de ihtiyaç var. Ama bir tartışma tabii büyüyor çünkü
İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği gibi bayramda şu ya da bu nedenle artık onun da sorumluları ayrıca konuşulabilir. Vatandaştan sürekli şikayet etmek de doğru değil bence. Bu bekleniyordu ama. Bekleniyordu. Olacağı buydu. Şimdi yazlık yerde de denize giriliyor. Yani yemek yeniyor oluyor. Bu da maskeyle hani her dakika bir şekilde. Yani o sosyal mesafede hani nasıl o kadar tabii otel ortamında özellikle. Evet. Çünkü hepimiz hani gittik yani bir yerlere gitmedik mi? Dolayısıyla hani bilemiyorum yani nasıl önlem alınabilirdi ama bir şekilde evet işte bu bekleniyordu. Oldu ama rakamlar büyüdü ve yani 20 bini zaten geçtik. Muhtemelen daha da yükselecek. Hı. Çünkü onun hala tam o dalganın sonuçlarını alabilmiş değiliz. İşte Sayın Bakan da sürekli uyarıyor yani bunu. Hı. Acil bir önlem diye. Eğer böyle tabii vakalar artmaya devam ederse ve delta tarafı da yani delta varyantı da etkili olmaya devam ederse o zaman bizim sonbahar aylarıyla beraber havaların soğumasıyla beraber daha da büyük sıkıntılarımız da oluşabilir. Artı bu rakamlar işte biraz önce de konuşuyorduk turizmi de etkileyebilir, yeniden etkileyebilir. İşte mutlaka bu lokantaları, restoranları da etkileyebilir. İnsanlar yeniden korkabilir belki yaptırım gelmese bile. Korku olabilir. Bunun da getireceği bir takım sıkıntılar çok ekonomiyi etkileyecek. Yani Sinan Öncel'in sözü aklımdan çıkmadı. Yani bizim açımızdan salgından salgın kadar olumsuz bir sonuç diye ifade ediyordu. Çünkü ister istemez AVM'lerde işte mağazalara girişler çıkışlar her şey kısıtlanıyor. Böylelikle alışveriş de kısıtlanıyor. Yurt içindeki mesela turist, yani yurt içindeki harcamalara baktığımızda turizm tarafında tabii geçtiğimiz seneye göre kişi başı harcama limitleri de oldukça düşmüş durumda. Hani belki o turizm sektörü, hizmet sektörü biz diyoruz ya iç turizmden nemalanabilir mi diye. Evet, evet. Hani Kurban Bayramı bir böyle can suyu gibi geldi ama tabii ki hani devamlılığı olacak mı? Gelir oranları düşüyor. Dolayısıyla işte harcamalara da baktığımızda hani iç turizm ne kadar telafi edebilecekti? Bir de tabii Türkiye'nin döviz ihtiyacı öbür taraftan. Evet tabii yani işte döviz ihtiyacı da geliyor bizi işte kurların noktasına, işte sonuçta geçim maliyetine, hı, enflasyona o tarafa doğru taşıyor ister istemez bütün meseleyi. Merkez Bankası da dün biliyorsunuz enflasyon raporunu, 3. enflasyon raporunu açıkladı. İşte orada da Merkez Bankası'nın sizin de söylediğiniz gibi bir 20 milyar dolar civarında bir beklentisi var. Hı hı. Yani çok aşırı turizm gelirinde. Evet, turizm, hı hı, gelirinde abartılı bir rakam değil ama Türkiye'ye nefeslendirecek bir konu. Tam da şimdi böyle tırnak içinde söyleyelim Fed'in de böyle daha güvercin davrandığı bir ortamda hani bir müddet daha gelişmekte olan piyasalara uygun, onları destekleyen bir ortamın oluştuğunu görmek mümkündü. Türkiye açısından da bu geçerliydi ki Türk lirası üzerindeki baskının da bu nedenle biraz hafiflediğini de görüyoruz. Bir, hafifçe bir işte 8.40'lara kadar bir çekilme, hı hı, oldu. Belki daha uygun koşullarda oluşursa belki 8.30'lar rada doğru da bir geri gelişte olabilir. En azından imkan dahilinde bu. Ama eğer senaryolar işlemezse bu sefer farklı kaygılar, farklı endişeler devreye girecek. Ne oldu? Stres ve endişe azaldığı için Türk lirası üzerindeki baskı da azalmış oldu. Diğer gelişmekte olan ülkelerle beraber çünkü onların da para birimlerinde değerlenmeler görüyoruz dolara karşı. Ama bir parantez açayım. Buyurun. Şuraya gelişen ülkeler tablosunu ekrana getirdim. Bir aylık tablo. Bir aylık evet. Evet, Türk lirasının en iyi performans gösterdiği tabloda şöyle bir durum söz konusu. %3.33'lük primiyle. Evet. Yani değerlenme hani Türk lirası tarafında biraz da tabii görece biz değer kaybederken de en kötü performans, doğru, gösteriyorduk. Şimdi biraz sanki onun köpüğü alınıyormuş gibi de bir durum oluşmuş durumda ama tabii ki hani pozitif tarafa yine de yazabiliriz. Tabii yani bir baskı da hafiflemesi, hı, son derece önemli. Çünkü Merkez Bankası'nın da biraz da böyle yalnız kaldık enflasyonla mücadelede. Çok önemliydi değil mi o söylemi? Bence önemli. Bence önemli. Üzerinde durulması gereken bir konu. İşte Sayın Başkan bu toplumsal mutabakattan bahsediyor enflasyonla mücadelede.
Bu mutlaka altı çizilmesi gereken bir konu. Bütünlüklü bakılmasına ihtiyaç gösteren bir konu. Ve tabii yani gördüğümüz manzara nedir? Son dönemde bütün çabalara karşın hani vatandaş dövizini çok bozdurma taraflısı gibi görünmüyor hani rakamlara baktığınız zaman. Ve artıyor. Ve artıyor. Hani artıyor da belli oranda da artıyor. Bu tabii Merkez Bankası'nın işini zorlaştırıyor. Açık bu. Zaten Sayın Kavcıoğlu'nun da artık şikayet mi diyelim, serzeniş mi diyelim, sitemkar bir açıklama mı diyelim ama o dünkü açıklamalarına yansıyan yaklaşımda bunu içeriyor zaten. Yani orada İlk mesela ifade edince acaba hani kamu otoritesi genel hani bir böyle topyekun mücadele gibi mi acaba hani algılandı? Daha sonra ifade ederken de vatandaş dedi. Doğru. İşte odalar sektörel dedi. Olarak bazı zamların işte hiç dedi olmayacak sektörde bile aslında fazladan işte zamlar yapıldı filan ama biz çoğunlukla mesela sektör temsilcileriyle konuşunca daha da zam gelebilir gibi biliyorsunuz söylemler var. Yani çok da yansıtamadık diyorlar. Yani orası da son derece açık zaten. Hı hı. TÜİK'in açıkladığı rakamlar da ortada. Hani hı hı. ekstradan zam yapmaya çalışanlar hani hiç yoktur diyemem. Hani sonuç itibariyle Merkez Bankası da bunları takip ediyor. Ama durum da ortada. Yani ham madde fiyatlarının arttığını biliyoruz. Konteyner fiyatlarının arttığını biliyoruz. Maliyetlerin ithalatta kur nedeniyle arttığını biliyoruz. Yani şimdi bunların yansımamasını beklemek de çok doğru olmayacaktır. Yani Merkez Bankası'nın tabii orada daha böyle şikayetçi bir pozisyondan çok, serzenişte bulunan bir pozisyondan çok önlem alan, politikasıyla yön veren bir noktada olması lazım. Bakıyorsunuz şimdi Merkez Bankası da sürekli enflasyon tahminini yukarıya doğru revize ediyor. Bu her seferinde de üstelik iyimser karşılanıyor. Muhtemelen dördüncü enflasyon raporunda bunun da biraz daha üstüne çıkacak. Şimdi öyle bir noktada siz ben yeterli güveni sağladım işte söylediğim her şey harfi harfine çıkıyor noktası virgülüne bütün tahminler tutuyor daha nasıl biz ülkeye yön verelim biraz da siz kendinizi toplayın derseniz belli bir şey olabilir ama şimdi böyle bir durumda yok ortada hani kimseyi de şöyle suçlama imkanınız da yok ya yani benim satın alma gücüm düşüyor yani kurlar nedeniyle düşüyor. Maliyetler nedeniyle düşüyor, enflasyon nedeniyle düşüyor. Ama işte sen ona aldırış etme, faiz de isteme, kurlardan da dolara da euroya da yatırma sakın paranı. Hani kendini koruma, bu da çıkar bir yol değil. Yani böyle bir talepte de bulunamazsınız. Zor bir denklem olduğunu söylemek kesinlikle lazım değil mi? Lazım. Yani çünkü öbür türlüsü de farklı haksızlık olur. Yoksa 2019'dan bu yana geçen bizim Alaaddin Aktaş yazmıştı yine. 2019'dan bu yana 2021 tahminlerine Merkez Bankası 5.4'te başlamış. Yani 2021'de yıllık enflasyonu 5.4 olarak belirlemiş 2019 tahmininde. Şimdi geldiğimiz noktada 14.1 diyoruz. Yani hı-hı. aradaki farka baktığınız zaman zaten ortaya çıkıyor ve bunun tabii ki işte 4 aydır mı Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı hemen hemen o civarda 4 ay bütün bu gelişmeler Şahap Bey'in döneminde de ortaya çıkmadı zaten. Hı. Yani daha önceki sonuçta uygulamaların mevcut durum da öyleydi. Mevcut durum da öyleydi zaten o uygulamaların sonuçlarını yaşıyoruz. Bu arada Covid diye bir tuzlu olay yaşadık oldu. 2019'dan hı. bu tarafa. Hani şunu diyebilirsiniz. Evet bunlar başınıza gelir ve bunlara karşı mutlaka önlem almanız gerekir. İşte zaten durgun suda herkes kaptan. Birinin bir kurumun kaptanlığı, liderliği de böyle zamanlarda belli olur diyebilirsiniz. Doğrudur da bu. Çünkü bütün onlara karşın bir takım önlemler de alacaksınız. İşte Fed böyle yapıyor, Avrupa Merkez Bankası böyle yapıyor, İngiliz Merkez Bankası böyle yapıyor. Onlar hani onlar da zaman zaman belki hani, bazı uyarılarda bulunuyorlar ama böyle yani ya biz yalnız kaldık
Şimdi tam mesela zirveyi gördük gibi konuşurken doğalgaz elektrik zamları geldi biliyorsunuz. Kamu tarafına onu hatırlattığınız iyi oldu. Çünkü kamu tarafı hakikaten evet kamu hariç dedi Sayın Başkan. Evet. Fakat sonuçta makroyu kim yönetiyor? Yani baktığınız zaman sanayideki elektrik artışları, doğalgaz artışları, fiyat artışları bunları ne Merkez Bankası ayarladı ne piyasa ayarladı. Gerçi hala bakıyorum şeyde konutta doğalgazda Türkiye Avrupa'nın en ucuzlarından biri. Ama mesela sanayide baktığınız zaman en pahalılarından biri. Böyle yani buralarda da bir takım dengesizlikler var. Hani kimin üstüne yıkalım gibi bu bir nokta da ortaya çıkmış vaziyette. Ama kamu demek ki Merkez Bankası bundan sonra ben öyle anlamak gerektiğini düşünüyorum. Kamudan herhangi bir zam, fiyat ayarlaması neyse onun ismi, ne isim verirseniz verin sonuçta fark etmiyor. İşte sonuçta maliyetleri bir şekilde yansıyor, enflasyona bir şekilde dönüşüyor. Bazen onları yapmadığınız zaman daha kötü bir enflasyon görünümüyle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Zam zam yapmak illa enflasyonu körüklüyorsunuz anlamında değil. Ama bunun katkısı yok mu? Var. Hani kamudan da katkı geliyor oraya. Sonuçta makroyu da kamu yönetiyor. Yani Friedman'ın ünlü lafıdır. Ege Cansen hocamız da sık sık hatırlatır. Geçen gün gene hatırlattı. Yani enflasyon her zaman parasal bir olgudur. Şimdi siz piyasaya parayı veriyorsanız bir genişleme de bir yanıyla oluyorsa ki rakamlardan onu da görüyoruz. Para politikasında sıkı duruş var ama bir yandan da işte para da çıkıyor piyasaya. Hazine ihalelerinden de stratejisinden de görüyoruz. Hani orada da çok olağanüstü bir kesmeye dönük bir yaklaşım yok. Öyle baktığınız zaman bunu da yöneten sonuçta ekonomiyi yönetenler. Buradan devam edelim o zaman birazdan olur mu? Peki tabii şimdi ki. Bir Ceren'e döneceğim. Avrupa Borsalarındaki son durum için Ceren Dilekçi hoş geldin. Nedir son durum? Ceren seni dinliyoruz. Gözde Avrupa borsaları günü düşüşle tamamlamakta. %1'e ulaşan düşüşler yaşandığını görüyoruz. Bugün İspanya borsası düşüşlere öncülük ediyor. Mesela İngiltere borsası, Almanya borsasında düşüşler %0.5 seviyesinde. İtalya borsasında da keza biraz daha kayıplar daha sınırlı %0.4 seviyesinde. İspanya borsası ise %1'lik düşüşle günü kapatıyor. Bugün özellikle seyahat endeksi öncülüğünde bir düşüş yaşandı Avrupa borsalarında. Seyahat endeksinde kayıplar %2.5 seviyesine ulaştı. Bunun yanı sıra tabii Çin'den gelen regülasyon adımları etkili oldu piyasalardaki satıcılı seyirde. Aynı zamanda artan vakaların küresel çapta büyümeye zarar vereceğine ilişkin endişeler de rol oynamış gibi gözüküyor. Aynı zamanda bugün bilançolardaydı gözler. Oldukça yoğun bir bilanço takvimi vardı bugün Avrupa'nın. Mesela IAG hisseleri, British Airways'in ana ortağı olan IAG hisseleri günü %7'ye varan oranda değer kaybıyla tamamlıyor. Renault hisselerinde kayıp %3'ü aşmış durumda. UniCredit hisseleri ise iyi gelen bilançonun ardından %3'ü aşan değer kazancıyla günü tamamlıyor. Biraz daha hisse bazlı hareketler öne çıktı bugün. Veriler tarafında ise Euro bölgesinden büyüme verisini takip ettik. Euro bölgesi ikinci çeyrekte beklentilerin üzerine bir büyüme kaydetti. %2 ile %1.5'luk beklentinin oldukça üzerinde geldi veri. İtalya, İspanya ekonomilerinde %2.5'u aşan büyüme rakamları yaşandı. Fransa ekonomisi %0.9 oranında büyüdü. Sadece Almanya'dan gelen büyüme verisi beklentiyi karşılamadı. %1.5 ile beklentinin altında kaldı. Fakat iyi gelen büyüme verilerine rağmen yine de küresel çapta yaşanan endişeler bugün Avrupa borsalarına yön verdi. Enflasyonu takip ettik aynı şekilde. Euro bölgesinde enflasyon Temmuz ayında Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin üzerine çıktı. %2.2 seviyesine gerçekleşti. Bir önceki ay %1.9 seviyesindeydi enflasyon. Enerji fiyatlarında %14'lük yaşanan artış enflasyona en büyük katkıyı sağladı. Ekonomistler yılın geri kalanında enflasyonist baskıların daha da hızlanmasını son çeyrekte %2.5 ile zirve yapmasını öngörüyorlar. Önümüzdeki ay özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın yeni stratejisini değerlendirdiği 22 Temmuz toplantısının ardından gözler 9 Eylül'de gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası toplantısında olacak gözde. Yani çok teşekkür ediyorum aktardıkların için.
Hakan Güldağ, lafınız yarım kalmıştı. Orayı isterseniz biraz daha tamamlayalım. Çünkü işte kamu tarafındaki hani destek ne durumda? Bir de tabii vatandaş ve reel sektör vurgusu yapıldı işte. Aslında reel sektör tarafında az önce de biraz konuştuk. Tam olarak o zamların yansıtılamaması hikayesi halen daha masada aslında. Ham madde fiyatları değil mi vesaire, bunları konuşuyorduk hep. Zaten TÜİK'in hani yani üfe ile tüfe arasındaki farka bakınca da bunu görüyoruz. Her zaman da söylüyoruz yani üretici fiyat endeksi tabii ki tüketici fiyat endeksinden farklı şeyler. İçindeki madde yani kalemler de farklılık gösteriyor. Yani bir tanesine mesela işte tüfede baktığınız zaman kira var. Hani şimdi diğerinde böyle bir şey yok. Ya da işte çeşitli hizmet birimleri var. Ama üfede yani sanayicinin, imalatçının enflasyonunda bunlar olmuyorlar. Onun için birebir yansıyacak demek doğru değil. Hiçbir zaman değil. Ama bir şekilde de oraya bir intibak oluyor. Oraya bir etkisi oluyor bunun. Onu da biliyoruz. Bunlar birbirine de yakınlaşıyorlar giderek. Şimdi zaten sadece öyle baktığınızda şimdi şunu da dikkate alalım. Merkez Bankası dünkü 14.1'e çıkartırken 1.9 puanlık bir ilave yaptı. Bu az buz bir şey değil. Bazı ülkelerde bu ilave kadar enflasyon onu yaratabilmek var. Için uğraşıyorlar. Onun için uğraşıyorlar değil yani yıllık falan. Gerçi yarattılar yani geçici demekle beraber Amerika falan şimdi hatta yedimedi olur mu diye de konuşmalar var. Fakat yani biz kendimize dönecek olursak baktığımızda vatandaşın henüz güvenini bu anlamda sağlamlaştırarak işte ters dolarizasyon denilen döviz tevdiat hesaplarının bozulmasını sağlayacak bir ortam henüz oluşmuş gibi görünmüyor açıkçası. Ama bunun için uğraşıldığını da, bunun çok arzulandığını da görüyoruz. Öyle bir önceki dönem gibi bir son dönemde artık zorunluluktan olduğunu da çok kez konuştuk ama böyle diyelim ki bir rekabetçi kur yaklaşımı da çok sergilenmiyor. Bu en azından dile getirilmiyor. Yüksek sesle ifade edilmiyor. Fakat tabii kurların çok yani Türk lirasının aşırı değer kazanmasının da ihracat tarafını sıkıntıya sokabileceğini de biliyoruz. Herkes de onu biliyor. Yani ihracatçının temel talebi yavaş yavaş bir artış olmasıdır. Ki o işlerini sürdürebilsin. Yoksa çok yüksek oranlı hızlı çıkışlar ihracatçının da işine gelmiyor. Kendileri de bunu ifade ediyorlar. Yani o çerçevede bakarsak şu anda ne indirim bekliyoruz şeyden, Merkez Bankası'ndan. Artırım noktasında da pek bir sinyal almadığımızı görüyoruz. Evet. Tekrar yani zaten daha önce de aynı sinyali vermişti. Bu demek ki Eylül'de de, Ekim'de de hatta belki de Aralık'ta işte bir enflasyonda bir geri gelme ihtimaline pek çok ekonomist, pek çok analist daha fazla şans tanımaya başladı. Ki hesaplara da bakınca doğru. Şimdi önümüzdeki 6 ayda bizim o 14.1'i tutturmak için yapılan hesaplamalar şunu gösteriyor. 5.21 gibi önümüzdeki 6 ayda bir enflasyon olması lazım ki 14.1'de kalabilsin. Bu ne kadar mümkün? Hep beraber değerlendireceğiz kesinlikle onu. Kesinlikle öyle. Yani baktığınızda Temmuz'da dahi 1,5-2 puanlık bir aylık artış bekliyoruz. Doğru. Ağustos'ta da benzer bir gelişme ortaya çıkarsa ki böyle görünüyor. Yani onu yakalamak da çok çok zor. Evet. O da anlaşılıyor. Peki bir Mersin'e dönelim müsaadenizle. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan bizlerle. Hoş geldiniz yayına Ayhan Bey. Hoş bulduk Gözde Hanım. Teşekkür ediyorum. Şimdi geçmiş olsun diyelim öncelikle tabii ki. Bu yangınları biraz daha konuşmaya devam edeceğiz. Mersin'de nedir son durum? Sizden dinleyelim. Özellikle tabii ki turizm destinasyonlarını çok fazla konuşuyoruz. Nedir son durum? Sizden dinleyelim. Şimdi ben yangın bölgesinden dönüyorum şu anda. Bir saat öncesine kadar oradaydım. Bayağı bir yer dolaştık. Hakikaten durum çok kötü. Yani üzücü. İnsan ağlamamak için kendini zor tutuyor. Büyük bir alan yanmış. Ben özellikle
Aydıncık beldemizin yeni kaç mahallesindeydim. Orada evleri yanan insanlarla konuştuk. Yanmış evlere girdik. Yanmış seralar vardı. Yani tabii ya, turizmin yanında bir de bunun tarım kaybı da var tabii. Ve insanların evsiz kalan, o benim gittiğim bölgede 25 tane ev yanmış, kullanılmayacak durumda. 241 kişi de barınma ihtiyacı duyuyor. Böyle bir durum var. Tabii turizm tesislerinin çok yakınına kadar yangın gelmiş. Hatta Aydıncık beldemizin çok yakınına kadar gelmiş ve civardaki bazı evlerde yanmış durumda. Çok üzücü bir tablo var. Tabii turizm açısından bu son derece olumsuz bir durum. Akdeniz bölgesi, Antalya, Mersin olduğu gibi yanıyor. Ayhan Bey, konuşuyorsunuzdur mutlaka işletmelerle, otellerle. Nedir yani bu işin bilançosu diye soracağım mecburen. Çünkü bir yandan da hani iptaller var diyorlar. Bazı oteller biliyorsunuz müşterilerini başka otellere sevk etti. Yapamayanlar da tahliye etti. Var mı böyle bir elinizde bilgi? Böyle bir bilgi yok bizim elimizde. Ama Mersin'deki turizm tesislerine bir şeyi yok. Olumsuz etkisi yok şu biraz anda. Biraz seralar tarafında zannediyorum dediğiniz tabii, tabii. Gibi. Genelde tarım ve insanların yaşadığı evler sıkıntı görmüş. Yani bizim Mersin'de turizm tesislerine kadar bir olumsuz etki yok. Benim dolaştığım yerlerde ve yangının en yoğun olduğu Yenikaş bölgesindeydim. Tabii çok büyük bir, bakıyorsunuz, büyük bir alanda derken karşınızda dağlar, tepeler var. Hepsi yanmış. O yemyeşil olan dağlar, tepeler koyu gri renge bürünmüş. Böyle bir durum var. Evet. Tabii Mersin'de. Tabii bu insanları, buraya tatile gelen insanları da dışarıdan etkileyebilir. Ama Mersin'in turizm tesisleri bir zarar görmemiş durumda ve tehlike altında da değiller şu anda. Evet. Onu söyleyebilirim. Ama hani burayı tekrardan böyle işte turizm açısından hani devamlılık anlamında bir iştah keser mi diye tabii düşündürüyor bir yandan. O rezervasyonlar önümüzdeki dönemde ne olur ne değildir diye. Bunu da izleyeceğiz ama dediğiniz gibi evet, sera kısmı da bakalım nasıl bir bilanço getirecek. Çok teşekkür ediyorum Ayhan Kızıltan. Rica ederim. Sağ olun. Şimdi... Başkan sahadan gelmiş zaten. Yani tam o, yerinden aslında nokta atışı açıklamalar. Bu seralar mevzusu, şimdi biz biliyorsunuz gıda enflasyonu falan da konuşuyoruz. Ne kadarlık bir etkisi olur bilemiyorum ama gerçekten tablo vahim. Doğru. Şimdi birazdan hazır olunca Adana'ya da hatta bağlanacağız. Oradaki son durumu da Zeki Kıvanç'tan öğreneceğiz ama ne dersiniz Hakan Güldan? Zeki Başkan da mutlaka detayları verir bize. Yani durum işte Sayın Başkan'ın da Ayhan Başkan'ın da söylediği gibi vahim. Yani hakikaten küçük üretici de bu anlamda ciddi şekilde etkilenmiş vaziyette. Yani orada gördük, hep beraber de görüyoruz. İşte bir hayvanı etkilenmiş dumandan, kaybolmuş. Pek çok insan var, pek çok üretici var. Yani tabii, böyle baktığınız zaman bütün bunların her birisinin hani ateş düştüğü yeri yakar dedik ya, tam öyle oldu. Doğru. Yani belki biz burada hep beraber üzülüyoruz ama orada bambaşka bir şey ki başkan dedi ki ağlayacak şekle geldik dedi hepimiz dedi. O kadar üzücü bir manzarayla karşı karşıyayız. İşte belki başlangıçta biraz konuştuğumuz nokta da oydu zaten yani. Dert zaten çok büyük. Bunun üzerinden böyle herkesin kendine farklı bir şekilde yontmaya çalışması, birlikte hareket etmek yerine
doğrusu hepimizi üzüyor. Yani yangınlardan bunu... mağdur olanlara yardım edilecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ama herhalde önümüzdeki günlerde böyle bir hasar tespiti yapıldıktan sonra tam anlamıyla dediğiniz gibi çünkü şimdi yapılmak neresi zorunda. Yandı, ne kadar evet. Yandı, hangi seralar çıkması tabii lazım. Bir döküm yapılacaktır mutlaka. Hani bu işin neticede ekonomik anlamda ona göre de işte bilmiyoruz nasıl bir yardım olacak ama yardımlar bir şey olacak. Gerekiyor. Bakıyorum özel sektörde işte Türkiye Odalar Borsalar evet. Birliği bir hemen girişimde bulundu, bir yardım girişiminde bulundu. Bankalar Birliği şimdi böyle aralarda bakıyorum gelen notlara Bankalar Birliği'nden karar alınmış bir destek olunacak. İşte fidanlar dikilecek. Çok değişik özel sektör kuruluşlarından bu yönden mesajlar geliyor. Bunların hepsi aslında bu konuyu ya karşı ne kadar hassas olduğumuzu da gösteren bir nokta. Bu tarafı sevindirici. Yani bu sosyal dayanışma önemli olacaktır. Ama tabii ki devletin de mutlaka el atması lazım. Afet bölgesi mutlaka orası da ilan edilecektir. Sellerden dolayı Rize'de ve diğer bölgelerde bu uygulamaya gidildiğine göre yangından dolayı da... Bir tarafta bu, yangın konuşuyoruz değil mi? Bir tarafta, bir tarafta da seller. Aynen yani zaten bu iklim değişikliği meselesi suçu tamamen onun üzerine atmadan ya da eskiden böyle hani enflasyon için bir canavar çizerdik. Sanki nereden geldiği belli değil bir canavara yüklerdik sorunu ama herkes öğrendi ki bunun öyle canavarlarla filan alakası yok. Burası da öyle yani bu iklim değişikliğine böyle kendi kendine bağlanacak bir konu değil, tedbir almak gerekiyor. Sigorta müessesesini mutlaka devreye daha fazla sokmak gerekiyor. Bu sellerde de yaşanan bir şey. Yani yapmışız derinin içine evi ama hiçbir sigorta da yok. Yani o zaman şimdi gerçekten burası nasıl bir yardımı alacaklar? Ama bu doğru mu? Belki böyle yerlerde sel sigortasının yapılmasının zorunlu tutulması lazım. Yani deprem gibi. Yani nasıl zorunlu deprem sigortası var? Evet, DASK zorunlu var. Sel afet yani belki sigortası. Belki böyle alanlarda bu konularda diyelim ki yangın için yangın sigortası yapılması ve teşvik edilmesi lazım. Çünkü ormanın içindesiniz. Turizm tesisinin etrafına gelmiş. Turizm tesisi tir tir titriyor. Şimdi acaba sigortada var mı? Yani şimdi bırakıyorum... Can kayıpları bunlar hepsi önemli. Bunların ötesinde konuşmamız gereken konuları da konuşmamız lazım. Böyle zamanlarda konuşmamız lazım ki adımları da atabilelim. Nasıl o Marmara depremi felaketi başımıza geldikten sonra bu tür konulara daha fazla eğilir olduk. Şimdi su testisini kırmadan da bunları yapmamız lazım. Genelde bizde afet döneminde böyle biliyorsunuz çok fazla konuşuluyor. Aynen. İzmir depreminde de öyle oldu. Sonra bir bakıyorsunuz işte unutuluyor. Yani insanoğlu tabii unutkan. Çok unutkanız. Bir de o kadar çok problem var ki önümüze hangi birine yetişebiliriz? O da ayrı bir konu. İşte seldir, yangındır, depremdir. Başka. Hükümetimiz de unutkan, muhalefetimiz de unutkan, vatandaş da unutkan. Hep böyle başımıza gelince testi kırıldıktan evet, sonra peki. Hep hatırlıyoruz. Şunu bir testi kırılmadan önce bir tedbirini alsak peki. Bize yakışan o olacak. Kesinlikle. Adana'ya bir dönelim. Zeki Kıvanç bizlerle. Zeki Bey hoş geldiniz. Geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletiyoruz. Çok nedir ederim. Son durum? Vallahi devam ediyor kısmen bazı bölgelerde yangın. Allah kimsenin başına vermesin. Yani afat. Afat, afat. Allah bir daha böyle acılar bizim memleketimize, insanlık alemine göstermesin Cenab-ı Allah. Yani çok korkunç. Haberleri bile izlemek istemiyoruz artık. Çünkü hepsi birbirinden kötü. Olayları izliyoruz. Yazık, günah. Ama bunu yapanların da Allah bin türlü cezasını versin. Evet, peki Zeki Bey siz kaç bölgede yani şu anda tespit ettiniz mi? Görüştünüz mü? Yani biliyorsunuz... konuşuyoruz. Kısmen 3-4 bölgede yangının devam ettiğini söylediler. Adana civarında. Tabii yangın hemen bitmiyor. Geçende de Kozan'da büyük yangınlar oldu biliyorsunuz. Adana'da büyük alanlar yandı. Allah muhafaza. İskenderun'da yaktılar mesela. Biz oraya gittik. Orada bir sürü ağaç diktik. Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak. Bugün yine kararlar alınıyor. Odalardan, timden. Herkes kampanya yapıyor ama bunlar bu memleketimizin layık olduğu işler değil. Yani bunlar yapılacak işler değil. Bunlar insanlıktan nasibini almamış insanların yaptığı işler.
Evet, peki ben tabii işimiz gereği şu turizm tarafında az önce mesela konuşuyorduk, yine Ayhan Kızıltan Mersin'den aktardı. Oldukça çarpıcı sözlerle ifade etti. Seraların da yandığını söyledi. Biliyorsunuz çok fazla. Evet, özellikle muz seralarını yakıyorlar. Muz seraları kıymetli seralar, maliyeti pahalı olan yatırımlar, bunlar yanıyor veya yakılıyor. Allah muhafaza, elleri kırılsın diyorum. Başka bir şey demek istemiyorum. Evet, özellikle zannediyorum Adana tarafında da dediğiniz gibi yine seralarda evet, zarar olduğunu Adana'da düşünüyorum. Adana'da seralarda çok bir şey yok ama Antalya tarafında, Manavgat tarafında, Bozyazı tarafında seralar yanmış. Adana'da dağ köylerinde yangın çıkıyor. Orada da genelde ağaç yanıyor. Köy yandı. Ben mesela dün Aladağ'la konuştum. 20 tane ev yanmıştı. Dağısını soramadım bile. Allah yardım etsin. Hayvanları telef olmuş, insanların araçları yanmış. Allah'tan korkmak lazım. Peki başka Zeki Bey, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı şimdi, biliyorsunuz? Memleketimizin başı sağ olsun. Bu memleket bunlar gibi çok olaylar yaşamıştır. Bunların hepsinin hakkından gelir bu millet. Bu millet herkesi, iktidarı, muhalefeti hepsi birleşir. Yaraların hepsine merhem oluruz. Hepsine çare buluruz. El birliğiyle kayıplarımızı yerine getiririz. Önemli olan can sağlığı, can kayıplarına üzülüyoruz. Ölenlere de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Peki. Bu kazada mağdur olanlara da Cenab-ı Allah'tan yardım diliyorum. Geçmiş olsun diliyorum. Memleketimizin başı. Zeki Kıvan, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Şimdi özellikle muz seraları deyince, doğru, maliyetli dedi onları, hani kurmak vesaire. Kıymetli tabii yani şeyde, yani ürün olarak da tabii daha katma değerli ürün alınabilen alanlar. Yani özellikle onlarda, yani bizim de yaptığımız konuşmalarda ki televizyonlara da yansıyanlar daha çok böyle muz sarıları üzerinden oluyor ama diğer seralarda da etkilenmeler var. Evet. Yani yangın nerelerde etkiliyse oraların hepsinde seralar, hayvancılık ciddi şekilde etkilenmiş vaziyette. Tarım ciddi şekilde etkilenmiş vaziyette. İşte Zeki Başkan da ifade etti. Hani o tabii bir daha böyle memleketin başına böyle zeval gelmesin diye söylüyor. Yaraların da hepsini de sararız diyor. Doğru. Ama tedbirleri de almak lazım. Yani çünkü bir fidan diktiğinizde işte şimdi çok sayıda, ben de baktım yine, çok sayıda işte Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden de var, başka yerlerden de var. Temaya çok fazla destek verildi. Temaya çok fazla destek var. Bu da çok sevindirici. Bunların hepsi sevindirici. Bu milletin, başkanın da söylediği gibi, birbiriyle dayanışma ruhunun da olduğunu gösteriyor. Bunlar hakikaten önemli konular. Ama bir fidanı 20 senede ancak bir ağaç haline getirebiliyorsunuz. İşte bu da bizim için açımızdan bir kayıptır. Ciddi bir kayıptır. Türk Hava Kurumu ile ilgili neyse, bunların artık düzelmesi lazım. O yatırımları evet, yapmamız lazım. Bunları bizim kiralayarak falan değil. Hakikaten bunlara tamamen hazır olan ekiplerimizin olması lazım. Önümüzdeki dönemde sadece dediğiniz gibi hani bu kasıtlı olan kısmı bir yana dursun. İklim evet, değişiklikleriyle de mücadele anlamında zaten dünyada artık yeni bir trend. Bu yangınlarla mücadele bence olacaktır. Olacak. Dolayısıyla da bununla ilgili olarak dediğiniz gibi kesinlikle önlemler alınıp ona göre bir teknik ekipmanla bulundurmak herhalde yararlı olacaktır. Konuşuruz. Gerçekten yine öyle. Konuşuruz. Önümüzdeki hafta gündemdeki konuları. Çok teşekkür ediyorum Hakan Güldağ katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bitiriyoruz efendim günden kalanları, az sonra Zeliha Saray sizlerle, iyi akşamlar, iyi hafta sonları.